Balıkesir İş Adamları Derneği'nin Patron Olacak Kadınlar Yetişiyor projesi kapsamında KOSGEB işbirliğiyle düzenlediği girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayan 50 kadına sertifikaları verildi. Ayrıca 30 bin lira sahibe 70 bin lira kredi desteği verilecek. Proje sahibi Balıkesir Eğitim Sevgi Derneği'nin Balıkesir İş Adamları Derneği ile ortaklaşa yürüttüğü Patron Olacak Kadınlar Yetişiyor adlı projenin KOSGEB onaylı girişimcilik sertifika programına hoş geldiniz. Elit Fen Dershanesi'nde düzenlenen törene Vali Ahmet Turhan, KOSGEB İl Müdürü Hüsamettin Çay, Biat Başkanı Osman Kurplikaya ve kursiyerler katıldı. Törende konuşan Biat İş Kadınları Başkanı Ünzile Temel, kadının toplum içindeki yeri ve öneminin azımsanmayacak kadar büyük olduğunu söyledi. Kadının toplum içerisindeki yeri ve önemi azımsanmayacak kadar büyüktür. Nitekim toplumları nesilleri meydana getiren, onları doğuran ve büyüten, topluma kazandıran da kadındır. Ekonomik hayata katılmak kadınlar için yeni bir olgu değildir. Kadın dünya kurulduğundan bu yana çalışmaktadır. İlkel toplumlardan gelişmiş toplumlara kadar uzanan toplumsal gelişim süreci içinde kadın gerek evinde gerek de evin dışında ekonomik hayata aktif olarak katılmıştır. Biat Başkanı Kurplikaya ise toplum hayatında kadınların büyük bir kesiminin tüketen pozisyonunda olduğuna işaret etti. Kurplikaya bu programlar sayesinde tüketen veya üretmeyen pozisyonundan üreten pozisyonuna geçilmektedir. Kendi ayakları üzerinde durabilen, istihdam oluşturan, vergi veren, yeni iş ve pazar oluşumlarına olanak sağlayacak girişimci iş kadınlarımızın şehrimize ve ülke ekonomisine katkısı tartışılmazdır diye konuştu. Toplum hayatında kadınlarımızın büyük bir kesimi tüketen pozisyondadır. Tertip edilen bu programlar sayesinde tüketen veya üretmeyen, üretemeyen pozisyonundan üreten pozisyonuna geçilebilmektedir. Kendi ayakları üzerinde durabilen, istihdam oluşturan, vergi veren, yeni iş ve pazar oluşumlarına olanak sağlayacak girişimci iş kadınlarımızın şehrimize ve ülke ekonomimize katkısı tartışılmazdır. Toplum kalkınmasını sağlamanın en önemli yolunun kadınların eğitimi olduğunu ifade eden Vali Turhan da tarih boyunca Türk kadınının güçlü olduğunu hatırlattı. Anadolu kadını, Türk kadını daima güçlü olur tarih boyunca. Anadolu kadını kadar cefakar, vefakar başka dünyada hiçbir kadın yoktur. Savaşmış, evinde bulunmuş, gerektiğinde ekonomiye katkı sağlamış. Ancak belki bilgisizlikten, belki cehaletten veya bazı şartlardan son dönemde sanki, son dönem derken belki 100 yıllık bir dönemden bahsediyorum. Bizim örfümüzde, inancımızda, adetimizde sanki kadın evinde oturur, böyle bir algı oluşmuş. Halbuki bizim inancımızda, örfümüzde, adetimizde kadın ticarettedir, sosyal hayattadır ve tarihte de çok güçlü kadınlar çıkmıştır. Öyleyse sizlerin okuması, sizlerin ekonomiye katkı sağlaması veya ekonomik alana girmesi sadece aileniz açısından değil, Türk toplumunun güçlü olması, güçlenmesi açısından hayatı önem taşıyor.